Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte iPad Pro'ya çok ciddi bir alternatif olan Huawei MatePad Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Aynı zamanda bu ürünle beraber şöyle bir kalem ve yanında bir de klavye veriliyor arkadaşlar. Bunları şimdilik kampanyayla beraber olduğu için birer liraya, yani 1 lira klavyeyi 1 lira da kalemi alarak kullanabiliyorsunuz. Ben de çok merak ediyorum. İlginç bir ürün. Çünkü biliyorsunuz bugüne kadar Android cephesinde ciddi bir tablet henüz piyasaya sürülmemişti. Evet, iddialı olan modeller vardı ama çok fazla da sonuç elde edilememişti bu alanda. Huawei bu konuda çok ciddi bir adım atmış. Klavyesi var, kalemi var ve ikisini beraber satın aldığınızda çok güzel bir set haline gelebiliyor. Şimdi gelin isterseniz kameramızı biraz yakınlaştıralım ve bakalım Huawei MatePad Pro bizlere neler sunuyor. Evet, şimdi biz de sizlerle birlikte Huawei MatePad Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle bakalım. Bize gönderilen sürüm gece yarısı grisi olarak geçen bir model. Farklı renkleri şu an yok ama olacak mı? Ondan da çok net bir bilgimiz yok arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi biz de sizinle beraber çok da sade bir kutu. Beyaz, güzel. Kirin 990 işlemci diyor. Harman Kardon ses sistemi varmış. Huawei App Gallery var. Evet. Anladığınız gibi bu üründe Google servisleri bulunmuyor. 10.8 inç ekran olduğu da söyleniyor. İşte şimdi biz de sizler gibi kutuyu ilk kez açıyoruz. Hadi bakalım bismillah diyelim. Açalım kutumuzu. Evet, şimdi şurayı, naylonumuzu çözdük. Jelatinimizi çıkarıyoruz. Hop ve şöyle atalım kenara. Sonra topluyorum onları bu arada. Bilginiz olsun yani, atıyoruz öyle ama. 10.8 inçlik full view bir ekranımız var arkadaşlar. Kutumuzu çıkardık. Kapağımızı şöyle kenara kaldıralım. İşte tablet burada. Aman kayıyor vallahi, dikkat edelim. Şöyle güzel şirin bir tabletimiz var. Şöyle açalım. Bunu da kenara kaldıralım. Şu anda fark etmişsinizdir muhtemelen. Delik şeklinde bir kameramız var. Normalde tabletlerde böyle bir kamera yok arkadaşlar. İlk defa Huawei kullanmış. Bu da ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor Huawei'nin. Şimdi biraz şöyle yan taraflara bakalım isterseniz. Bu tarafta ne var? Bir açma kapama tuşumuz var. Hoparlör deliklerimiz görülüyor. Birisi yukarıda, diğeri aşağıda olmak kaydıyla. Şu anda ekranda gösteriyorum ben sizlere. Arka tarafa çevirecek olursak. Şöyle yapalım. Kameramız burada yer alıyor. LED lambamız mevcut hemen kameranın yanında. Bunun dışında da işte Huawei yazısı var. Başka bir şey de pek fazla bir şey yok. Diğer yan tarafta hemen şöyle göstermiş olayım yine. Burada da yine hoparlörler var. 4 tane hoparlör var bu arada. Burada da Type-C olması lazım bu bağlantı. Evet, Type-C bağlantımız da yine tam ortada. Alt kısımlarda ve üst kısımlarda bir şeyler. Şurada bir yuvamız var. Şöyle göstermiş olayım. Biraz yakınlaştıralım. Biraz daha netlik yapalım. Şurada ses açma kapama düğmemiz mevcut. Bu şekilde sesi açıp kapatabiliyoruz. Bunun dışında cihazımız bu şekilde. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu yan tarafta 4 tane delik var. Bunlar arkadaşlar mikrofon deliği. Ses kalitesi daha iyi olsun diye tasarlanmış. Yalnız çok küçük olduğu için biraz zor görülüyor. En azından ben size söylemiş olayım böyle bir deliğin olduğunu. Bellek kartı yuvamız var. Şurada hemen. Bunun dışında işte tabletimiz böyle. Açalım o zaman. Madem ki arkadaşlar kutudan çıkardık. Cihazımızı açalım bakalım nasıl açılacak. Açıyoruz şu anda. Evet, açılıyor. Power by Android yazısını gördük ekranda. Siz de görüyorsunuz şu anda benimle beraber. Bu açılırken... maşallah. Çok da gür bir sesi var arkadaşın. Kutunun diğer içeriklerine biz bir göz atalım. O biraz beklesin orada bizi. Şöyle bir şey çıktı. Bu nedir bu? Kablomuz herhalde diye tahmin ediyorum. Veya adaptör mü acaba? Evet, adaptörmüş bu. Çok şık bir adaptör var. Onu da şöyle gösterelim. Küçük telefon adaptörü. Aynısı yani, telefon adaptörünün aynısı. Çok şirin. Bunu kaldıralım bir kenara çünkü bunu kullanacağız mecburen.
Burada da kablomuz var herhalde diye tahmin ediyorum. Çıkartalım bakalım. Kullanım kitapçıkları. Evet, kullanım kitapçıklarımız var. Huawei MatePad Pro diyor. Böyle bıgı 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 anlatıyor falan filan. Inter Milan. Burada da garanti kağıdımız var. Bunu atalım bir kenara. Şimdi burada ne varmış? Bir çıkartalım bakalım. Evet, USB kablomuz var. Az önce söylemiştim. Type-C olduğunu söylemiştim ve şu anda yine de bir Type-C kablosunu da ekranda görüyorsunuz. Kutusundan da çıkıyor bu kablo. Bunu da açalım çünkü kullanacağız bunları. Şimdi bir kurulum yapalım tablet bilgisayarımıza. Madem açtık, hızlı bir kurulum yapalım ve ondan sonra da klavye ve ben kalemi çok merak ediyorum. Onu bir açacağız. Açalım bakalım ne diyor. Gibisinden. Şöyle basıyorsunuz mesela. Buradan menü tuşu çıkıyor. Biliyorsunuz Huawei'nin P40 modellerinde de bu özellik vardı. Bu şekilde işte klasik bir Android bizi karşılıyor. Ama az önce söylediğim gibi bu cihazın üzerinde Google servisleri bulunmuyor. Yani Gmail, YouTube gibi servisleri doğrudan erişemiyorsunuz. Farklı yöntemler var. Farklı şekillerde yapabiliyorsunuz bunu ama bulunmuyor. Bu arada gayet de güzelmiş yalnız ekranı. Çerçeve de çok ince. Birazcık ben isterseniz cihazın teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Az önce söyledik ama 10.8 inçlik Full View ekranımız bulunuyor. %90 ekran gövde oranı var. Oldukça ince tasarlanmış çerçeveleri şu anda ekranlara görüyorsunuz. 4.9 mm bu çerçevelerin kalınlığı. Yani 5 mm diyebiliriz. 540 nit parlaklık. Çok parlak bir ekran kullanılmış. Kirin 990 işlemci. 6 GB RAM. 128 GB depolama. NM hafıza kartı yuvamız var biliyorsunuz. Android 10 işletim sistemiyle geliyor. MIUI 10.0.1 arayüzümüz var. 13 megapiksellik f1.8 diyaframlı bir arka kamera bulunurken delik şeklinde 8 megapiksellik bir ön kameramız mevcut. 7250 miliamperlik bir pilimiz var. Huawei App Gallery ekosistemimiz bulunuyor ve bu cihazı satın aldığınızda 12 ay boyunca Huawei Bulut depolamasını ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Ağırlığı da yaklaşık olarak 460 grammış arkadaşlar. Şimdi bu bir dursun. Şunları bir açalım. Bunlar da yeni geldiği için Huawei M Pencil diye geçiyor. Yani M Pencil olarak geçiyor bu. Yani kalem. Bunu kalemle de kullanabilir. İsterseniz yani kalemle almak zorunda değilsiniz bu arada arkadaşlar. Haricen de ups düşüyor az kalsın. Haricen de alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada bir şeyler yazıyor. Çince yazdığı için size çeviremiyorum. Açalım. Biraz kalemin özelliklerinden de bahsedeyim isterseniz. Kablosuz şarj oluyor bu. Bu kalemimiz. Şöyle burada ne var? Bunu göstereceğim şimdi. Onları göstereyim önce. Kutumuzda ne var? Açalım bakalım. Bir tane uç var. Yedek uç çıkıyor içinden. Bunda da kullanım kılavuzu vesaire filan var. Bunları geri koyalım. Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Kablosuz şarj olduğunu söylemiştik. 30 saniyede arkadaşlar bu şirin kalemimiz 10 dakikalık kullanım olacak kadar şarj oluyor. Şöyle çıkartalım. Dörtgen şeklinde bir tasarım var. Şu kısmında bir yuvarlaklık, böyle bir oyuk var arkadaşlar. Bunun dışındakiler böyle altıgen şeklinde daha doğrusu bir tasarıma sahip. Güzel de bir kalem yalnız bu arada. Şunu da çıkaralım. Şöyle koyalım. Kalemimiz işte bu şekilde. 30 saniye şarj ile 10 dakika çalışabildiğini söyledik. 4096 basınç hassasiyeti var. Peki nasıl şarj oluyor? Onu merak ediyor olabilirsiniz. Şuraya bir yere takılıyormuş. Üstüne falan konuyor denilendi ama. Evet. Şu anda tuttu. Gördünüz. Bir daha yapayım bunu ben. Şurada bir mıknatıs var. Şurada bakın görüyorsunuz şu anda bir yuva gibi bir şey var. Olsa biraz daha farklı tasarlanmış. Şu ekranın şurasına koyduğunuzda hemen yapıştı şu anda. Bakın düşmüyor. Bakın sallıyorum. Düşmüyor. Bu şekilde. Çok güzel bir şekilde. Hemen hızlıca buradan şarj edebiliyorsunuz. Vallahi çok şık görünüyor yani. Bakalım şöyle bir açalım. Huawei M Pencil bulundu diyor. Bu cihazı bağlamak için kilidi açın diyor. Açalım.
Evet, şu anda buldu diyor. Bağlan diyoruz. Bağlanıyor diyor. Bakalım ne olacak bağlanınca. Tamam, bağlanmış. Not defterini hızlıca erişin. Tamam diyelim. Mesela şöyle. Güzelmiş ya. Not defteri nerede acaba? Evet, not defterimiz burada. Açalım bakalım. Notlarımız. Not, yeni not diyelim. Şuradan. Böyle. Çok güzelmiş bu. Şunu siliyoruz. İşte farklı farklı kalemlerimiz var. Görüyorsunuz. Kurşun kalemimiz var. Böyle yazıyor. İşte divit gibi bir kalem var. Dolma kalem gibi. Tükenmez kalemimiz bile var. Şu anda görüyorsunuz. Güzel olmuş bu yani. Çok böyle çalışan başka bir Android tablet yok arkadaşlarım. Söyleyeyim ben size. Tamam, bu kalemimiz burada. Bu arkadaş şarj olsun burada. Şu anda bak şarj durumunu da gösteriyor. Takar takmaz bu arada. Onu da göstermiş olayım size. Çıkartalım. Takıyoruz. Ve ekranda şarj olma durumunu da gösteriyor. Güzel. Çok güzel. Vallahi beğendim ben. Şimdi. Tamam, bunu da açtık. Ne kaldı? Bir tek klavyemiz kaldı arkadaşlar. Klavyenin çok öyle bir numarası yok. Bildiğimiz işte klavye. Onu da yolladılar bize, sağ olsunlar. Test edeceğiz biz hepsini. Ve sizin aklınıza gelen bütün sorular da bu inceleme videomuzda burada değil. Bu bir kutu açılım videosu. Bazen soru soruyorsunuz. Ya da yorum yapıyorsunuz. Ne biçim inceleme videosu? Arkadaşlar bu inceleme videosu değil. Bu kutu açılım videosu. Kutu açılımında kutuyu açıyoruz. Ürünü kullanmaya başladığımızı size duyuruyoruz. İnceleme videosu da yaklaşık bir 10-15 gün sonra geliyor arkadaşlar. Klavyesini de açalım. Hop. Açtık. Oo, bu da güzel. Yani vallahi Huawei bu işi çözmüş, ben söyleyeyim size arkadaşlar. Apple ciddi düşünsün bu işleri yani artık. Ciddi bir rakip gelmiş. Bu ürünler gerçekten güzel. Açalım. Of, çok sağlam. Oho, şey çok iyiymiş yalnız. Yani görünüm falan da çok iyi ya. Şöyle bakın. Hissi çok iyi. Hani dandik bir şey gibi değil arkadaşlar. Ha? Hani böyle var. Piyasada bir sürü Android tablet var. Bir sürü ürün var ama hissiyatı çok iyi. Plastik bir malzeme ama. Güzel yani. Böyle bir dalgalı bir desen var üzerinde. Güzel de bir şey olmuş. Güzel de bir kılıf var. Şuna bakalım, içinde bir şeyler var. Ha, bu bir şey yok. Var mı içinde bakalım. İçinde bir şey mi var? Böyle kullanım kılavuzu gibi bir şeyler var herhalde. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin falan filan. Başka bir şey yok. Tamam. Bunu kaldıralım. Klavyemiz böyle arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde buradan da böyle görebiliyorsunuz. Nasıl koyuyoruz bakalım klavyeyi? Herhalde şöyle koyacağız gibi geliyor bana. Şunu şöyle yapalım kalemimize. Aa, bu da yapışıyor. Çok iyi. Bakın şimdi. Burada da bir mıknatıs sistemi var. Hop, yapıştı. Bunu çıkartalım kalemimizi şimdilik. Şöyle yapacağız. Çok çok güzel ya. Yani ben bunu çok beğendim. İsterseniz şöyle kullanıyorsunuz. Bakın. Klavyeyi tamamen kapatıyor. Tableti tamamen kapatıyor. Kamera tarafında da delikleri olduğu için de kamerayı da kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle açtığınız zaman cihazı kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapıp işte şu şekilde bir kullanım söz konusu oluyor. Şöyle yandan da göstereyim. Baya baya evet, klavyeye bağlandı diyor. Bağlan diyelim, daha doğrusu bağlanacak diyor. Ben de bağlan diyeyim o zaman. Klavyemizi de bağladık. İki farklı açı var burada şu anda ekranda görülüyor. Bir şurada var, bir burada var. İstiyorsanız biraz daha geniş bir açıda, hani o açıyı birazcık yükseltebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. İki farklı açıyı dedim. Bir tanesi bu, bir tanesi de şöyle yaptığımız zaman bu şekilde oluyor. Böyle iki farklı açıda kullanabiliyorsunuz. Burada da bir şeyler sorup duruyordu. Ben şimdi bunu kapatayım bunları. Vallahi ben çok beğendim. Yani bu klavye ve bu kalem olayı çözmüş yani Huawei'yi. Ve Android'de böyle bir cihaz yok. Öyle söyleyeyim. Şu an yok yani. Hani olduğunu iddia edenler oldu geçmişte ama bu kadar güzel, bu kadar estetik yapanını ben açıkçası görmemiştim. Son olarak Huawei MatePad Pro'nun bu klavye ve kalem
seçeneğiyle birlikte 4299 TL fiyat etiketli satışa sunulduğunu belirtelim. Yüksek bir fiyat evet ama sunduklarına göre bence değecek bir fiyat. Android cephesinden çok ciddi bir iPad rakibi çıkmış. Hayırlı olsun diyoruz. Güzel de bir inceleme gelecek arkadaşlar. Biraz uzun bir kutu açılımı oldu farkındayım ama bir sürü aksesuar olunca hepsini tek tek size göstermek zorunda kaldım. O bakımdan güzel bir inceleme gelecek. O inceleme gelene kadar aklınıza Huawei MatePad Pro ile ilgili takılan bir soru varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. O soruların cevabının tamamı inceleme videosunda karşınıza çıkacak arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Ama değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.